Sevgili öğrencilerim, bir ödev videosundan daha hepinize merhaba. Bu sizlere bu hafta verdiğim ikinci Türkçe ödevimiz. Bu ödevimiz daha keyifli bir ödev bulmaca tarzında hazırladım sizler için. Dört sorudan oluşuyor. Dilerseniz şimdi onları cevaplamaya başlayalım. Birinci sorumuzda verilmiş olan yan taraftaki kelimeleri, terimleri tabloda bulup boyamanızı istemiştim. Burada tabii ki sadece üstünü çizmeniz de yeterli olacaktır. Ben burada hemen rengimi seçiyorum. Birinci kelimem kulübe. Kulübe kelimesini hemen şurada buluyorum ve işaretliyorum. Diğer kelimem kalori. Kalori kelimesini burada bulup işaretliyorum. Karşıma çıkan bir diğer kelime dondurma. Onu işaretliyorum. Hemen üstünde dikkatimi çeken kelimem yapım eki. Onu da işaretliyorum. Hemen yanında gaz kelimesini görüyorum. Onu da işaretledim. Sol üstte görmüş olduğunuz gibi hikaye kelimesi var. Onu da işaretliyorum. Daha sonra karşıma çıkan sıvı kelimesi var. Onu işaretledim. Termometre kelimesini görüyorum. Onu işaretledim. Kalabalık kelimesini gördüm. Onu işaretledim. Hemen en alttan bir üstte isim kök ifadesi var. Onu işaretledim. Yukarıda karşıma küp kelimesi çıkıyor. Onu işaretliyorum. Daha sonra baktığımda karşıma kütüphane kelimesi çıktı. Onu işaretledim. Hemen en üstte sağda kaymak kelimesini gördüm. Onu işaretledim. Ve sanırım son olarak da ısı kelimesi karşıma çıkıyor. Onu da işaretlemiş oldum. Tekrar bir kontrol ediyorum acaba unuttuğum bir kelime var mı diye. Sanırım yok. Yan tarafta verilmiş olan kelimeleri tablomuzda bulduk. Bir diğer soruya geçiyorum şu an. Evet, ikinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuzda soru işareti olan yerlere uygun harfler yerleştirerek soldan sağa anlamlı kelimeler oluşturmamızı ve bu oluşan kelimelerde yerleştirdiğimiz harflerden de uygun bitki isimlerini noktalı yerlere yazmamızı istiyor bizden. Bakalım ilk karemizin içindeki kelimelere. Buraya ben Y harfi getirebilirim. Koyun olur. Buraya O harfi getirebilirim. Aroma olur. Şöyle kırmızı yapalım. Buraya N harfi getirebilirim. Kenar olur. Buraya C harfi getiririm. Böcek olur. Ve son olarak da A harfi getiririm. Araba olur. Bir sonrakine geçtiğimde ilgili yere L harfi getirebilirim. Melek olur. Buraya erime yapabilirim. İ harfi getirebilirim. Buraya M harfi getirebilirim. Memur olur. Buraya yine az önce yaptığım gibi O harfi getirerek aroma kelimesini oluşturabilirim. Buraya da N harfi getirerek tanrı kelimesini oluşturabilirim. Yandaki karemizin içine bakıyorum. Buraya ben H harfi getiririm. Sahur olur. Buraya A harfi getiririm. Acaba olur. Buraya V harfi getiririm. Havlu olur. Buraya U harfi getirebilirim. Ucube olur. Buraya da ben Ç harfi getiririm. Ve benim için kaçık kelimesi olur. Şimdi kırmızı ile yazmış olduğum harflerin oluşturduğu bitki isimlerini de aşağıdaki boşluklara yazıyorum. İlk sütunumuzun altında gördüğünüz gibi yonca ifadesi oluştu. Şöyle daha bir büyük yazayım. Yonca oluştu. Bir sonraki sütunumuzda gördüğümüz gibi limon kelimesi oluştu. Limon diyebilirim. Bunu da kırmızıyla hemen belirtiyorum. Bir sonraki sütunumuzda da gördüğünüz gibi havuç bitkisi oluştu. Buraya da havuç yazıyorum. Böylelikle ikinci sorumuzu da tamamlamış oluyoruz. Sizlerle üçüncü sorumuza geçtiğimiz zaman da bizden harfleri karışık olarak verilen ülke isimlerini yandaki noktalı yerlere yazmamızı istiyor. Başlangıçta çok karışık gibi görünse de bizler aslında direkt olarak görsel hafızamızdan dolayı düzgün bir şekilde yazabiliyoruz. İlk karışık verilmiş ülke ismi
Hemen bunu da kırmızıyla yazalım. Bizim için Türkiye olacak arkadaşlar. Alttakine geçtiğim zaman bakıyorum acaba karşımıza ne çıkabilir diye. Burada da karşımıza kırmızıyla yazalım. Kamerun çıkıyor. Kamerun. Alta geçtiğim zaman bakıyorum. Karışık olan olarak verilmiş harflerden Brezilya ülkesini görüyorum. Bir alta geçtiğim zaman burada karşıma Arjantin çıkıyor. Arjantin. Alta geçtiğimiz zaman karşımıza Avustralya çıkıyor. Bunu da kırmızıyla yazalım. Avustralya kelimesini yazıyorum. Alta geçtiğim zaman Ukrayna. Bir alta geçtiğim zaman çok karışık gibi görünse de aslında ayrımını yapabileceğim kelimeler ve harfler olduğu için zaten direkt olarak görsel hafızamdan dolayı buraya yazabiliyorum. Buna da yine kırmızıyla yazıp Venezuela yazıyorum. Hatta 2L'li yazıyorum. En alta geçtiğim zaman da son karışık olarak verilmiş olan ülke ismim de benim Kolombiya olacak arkadaşlar. Kolombiya olarak karşıma çıkıyor. Bunu da yazdıktan sonra üçüncü sorumuzu da tamamlamış oluyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Evet, üçüncü etkinliğimiz bitti ve son olarak dördüncü etkinliğimizdeyiz arkadaşlar. Burada da bizden noktalı yerlere uygun heceler yazarak anlamlı kelimeler oluşturmamızı istiyor bizden. Hemen benim aklıma tuk ile biten nutuk kelimesi geliyor. Alta indiğimde hemen aklıma Ç ile biten mesela bahçe kelimesi geliyor. Ra ile biten bir kelime aklıma sıra geliyor. Sonu ça ile biten salça hecesini getirerek oluşan salça kelimesi geliyor. Sonu lük ile biten mesela ne diyebilirim bunun için? Sonu lük söz, lük ifadesi aklıma geliyor. Hemen bunu da kırmızıyla yazalım. Da ile başlayan mesela aklıma hemen dahi kelimesi geliyor. Bi ile başlayan yine hece getirdiğim zaman sonuna bilim kelimesi geliyor. Kur ile başlayan kurucu ifadesi geliyor ya da kurum ifadesi. Bu arada sizler de farklı şeyler yazmış olabilirsiniz. Anlamlı olmasına dikkat ederek aynı olmasına gerek yok zaten. Herkes farklı çağrışımlarda bulunabilir. Köyü gördüğüm zaman hemen aklıma kötü kelimesi geliyor. Son olarak bu sütün için baktığım zaman deften sonra mesela defin kelimesi geliyor. Bir yandaki sütuna baktığım zaman alıcı kelimesi aklıma geliyor. Hemen onu da kırmızıyla yazalım. Alttaki ifadeye baktığımızda li ile başlayan limon ifadesi hemen aklıma geldi. Di ile başlayan kelime olarak aklıma dilim ifadesi geliyor. Ne ile başladığı zaman bunun için ne diyebilirim mesela? Neşe kelimesi diyebilirim. Neşe kelimesi. Son olarak da ver ile başlayan ifadede de aklıma hemen gi hecesi geldi ve böylelikle uygun heceler yazarak yeni anlamlı kelimeler oluşturmuş oldum. Dördüncü etkinliğimizle bu ödev videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Size kısa ama çok keyifli ödevler verdim bu hafta. Umarım hepiniz eğlenerek çözmüşsünüzdür ve cevaplarınıza baktığınız zaman da hepsinin doğru olduğunu görmüşsünüzdür umarım. Bu haftalık benden bu kadar. Bir sonraki ödev videomuzda da sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.